Orta kazası Sakayeli köyü Hacı Mıknat Köseloğlu, soy ismim. Maşallah. Ben 80 kusur yaşındayım. 80 geçtim de herhalde ama öyle. Maşallah. İşte bu köy Sakayeli köy. Sakayeli köy demek bu kuranın eskiden dünya kuruluşunda buraları hep su oradan akarmış. İleride tepeden biliyor musun? Tepenin dibinden. Bu geçen dere mi? Ha, bu geçen dere. O dere oradan ağır böyle akarmış, şöyle akar gidermiş. Şu zamanla tabii Afat'tan şuradan buradan derken böyle bu yana gelmişler. Burada gavurlar yaşamış. Gavurlar. Şu tepenin dibine koy vardı. Varmış evvelden benim çocukluğumda. Mezelliği de orada. Şu karşı tepede de mezellik baba hani. Şu ileride. Demek o şu depe var ya, depe gözüküyor ya. Burada da kapristanlar var. Burada bir 500'e yakın bir mağara var biliyor musun? Şimdi oraları Afat ekibi geldi, ölçtü gitti. 50 tane evi de yıkacağız dedi biliyor musun? Hı. Oradan gittiler. Bu sene de bir yazı geldi. Bu köyün yarısını devrezden bu yana şu kayadan yukarıya kadar bu köyün çoğunu çit alanı ilerlemiş. Herhalde. Öyle duruyor. Gelelim aşağıda Ferebacılar denen bir yer var. Ferebacılar diyorlar. Buraya Çankırı'dan turizm müdürü gelmiş, telaffuz etmiş muhtara. Demiş ki yahu demiş, sizin köyde iyi bir bu çevreyi bilen eleman bana hazırla, ben bu köyü keşfedeceğim. Muhtar da bana telefon etti. Adam geldi, o zaman şu karşılığı yol yapılmadı zaten. Bu yol var ya, Güldürlü Barajı var yukarıda, Gayran Barajı. Buradan böyle kurşunluya su gidiyor. Kurşunlu kazasına. Hmm. Belediyeler de su alıyor. Nerede? Sadece biz almıyoruz. Su gidiyor nerede mi? Buradan onu şu çarşı dibine kadar götürdüm adamı. O zaman yol yoktu. Aşağı şu ana yol var. Oradan da yürüyerek gittik. Bak gölge var ya, gölge var diye işte gölge. Evet. Gölgenin bu tarafında Feribacıları. Oraya vardık. Adam gitti, baktım, gösterdim. Dedi ki amca dedi, buralar dedi, zamanla dedi. Dünya kuruluşunda dedi. Toprağına doluymuş her tarafa nerede. Yağmurdan, yaştan dedi, hani aka 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 bu zamana gelmiş, bu kayalar meydana çıkmış dedi. Ondan sonra geçtikten sonra, bak şurada biraz daha kayalar var, güney kısmında. Aha. Orada da mağaralar var, bir 20'ye yakın mağara da orada var, bunu sordum. Orası bizim arazimiz. Burada dedi, yaşam yapmışlar dedi, onlar dedi. Buralarda dedi, yaşam yaptın, suyla denirsiniz, değil mi yani? Bu da var. Ama bu mağaraların kökücümüz, kelpecimiz, murcumuz neyle? Taşa mı vurdular? O zaman yaptınız ne adamı? Buraya geldik. Burada da şu anda da mağara az. Buraya geldik. Dedim ki beyefendi, ben dedim Beytullah'a gittim. Oranın kayaları sabit kaya. Böyle bezli kaya yok. Bez yok. Sabit kaya. Bizim burada dedim bak şöyle sorduğun zaman bezler elge geliyor. Ha. Bana dedi ki lan amca, sen bir yerler daha gördün mü? Gördüm efendim. Nasıl gördüm? Televizyonda hem yanıyor hem de sel felaketine geliyor. Gelirken dedi bunlar taşı kaya toplamış, burada su ölmüş dedi. Ondan sonra dedi, burada yaşayan adamlar da gelmişler, bu mağaralara mağaralar açmışlar. Bu mağaralar eskiden demek mal falan da bağlamışlar tahminim. Böyle olukları da var. Böyle ortalarında her oluğun 2000 metre böyle delik var biliyor musun? Buradan oradan seni bağlıyorlarsa öyle yaşam yapmışlar. Şimdi şu tepe dediğim yerde buradan da çok mezar çıkıyor. Eskiden gavurlar burada yaşam yapmışlar. Saka denen, burada bir saka. Saka denen adam gavurlara su taşırmış. Hani saka o zaman zamanında. Şimdi saka su taşıyanlara saka derlermiş. Evet. Adam Müslümanmış. Adam akşam yatağlarına zavallı kalksan baksan 8 tane 10 tane adam ölmüş. Allah Allah. Ya bunu öldüren kim ya? Değil mi? Bunu öldüren kim? Evet. Bunu takip ediyorlar, takip ediyorlar. Bunu öldürdüğüne farkına varıyorlar. Hani bu adamı öldürdüğüne, saka. Onlara gündüz su taşırmış. Yemek o teberen ne varsa onların grubunun içinde ya. Hı hı. Gece de adam öldürülmüş adam. Bunu öldürdüğünü anlayacak. Lan diyorlar bunu öldüren bu kafir Müslümanlardan. Bunu öldürelim diyorlar. Buna hücum ediyorlar. Bu Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi beni bundan elinden kurtul. Bu burasının olduğu yer demek Allah'ın emri. Kaya yarılıyor. Adam bir şey yani değil mi? Kapanıyor. Bizim duyuşum benim böyle anladın mı? Eskilerden duyuşum böyle. Şimdi burada mağaralar var. Benim üzerinde mağara var. 9 tane mağara iç içe
geçiyor. Bu mağaralara bu adamlar nasıl çıktılar? Hani eskiden böyle bir merdiven olsa da buradan da demek sofrayla doluymuş bunlar tahminim. Sonra bu yanda şu evler yaptılar şu kayaların dibinde. Burada da bir mağara var. Sulu in diyorlar. Demek sularını da oradan içiyorlarmış adamlar biliyor musun? Doğru. Tam aşağı zemine kadar merdivenden iniyorsun. Taşla merdiven yapmışlar. Şöyle kayalardan böyle merdiven yapmışlar. Su sarnıcı var değil mi? Böyle tam aşağı zemine iniyorsun. Çay seviyesine iniyorsun kayalardan aşağıya. Ama mağaranın bir kutru var. Nasıl sarif edin. Bak şuradan şu çam, o çam böyle geniş. Bunu neyle oydunuz değil mi? O zaman murcunuz, kökücünüz neredeydi? Aşağı 40 merdivenlerine iniyorsun. Orada da su var. Çok güzel soğuk su, temiz su. Buralar orada, gezilebiliyor mu bu mağaralar? Bu mağaralar gezilir mi? Gezilebiliyor mu? Geziliyor da şimdi şöyle bir geziliyor bak hele. Ufaklarına girebiliyorsun da şimdi böyle yükseklere bir merdivenle olmayacak girilmiyor. Girilmiyor. Anladım. Ben eskiden gençtim böyle seyredip gidiyordum. Hani geçtiğimizde giriyorduk. Şimdi çıkamıyoruz. Zamanla turizm belki hükümet yazıyor sana da ama orada biz 50 tane ev yazdılardı biliyor musun? Kayalar altı bindi. Bu 50 tane evi yıkarlardı buraya bir yol açarlarsa, merdiven kurarsa devlet. Bizim bir şeyimiz yok. Bu köy 2 kilometre. Belediyeyi kazandık da seçimde muhtar nasıl olsa demiş kazandık demiş efendim sonra haber verelim. Adamlar iptal ettiler. Orta kazasının 32 pare köyün içinde Sakaryalı köy tek köy. Tek koy, anladın mı? Büyük değil mi? 2 kilometre demek ya, 2 kilometre. Büyük koy. Şurada bir kırsal denen üstünde bir koy var, anladın mı? O bana turizm müdürü böyle anlattı, anladın mı? Burada yarar dağıymış, yana yana gelmiş, onun dedi, taşı kayayı toplamış, burada sövmüş dedi. Adamlar burada yaşam mı yapmışlar dedi. Şimdi bu mağaraların içinde 100 davar alacak mağara da var. Öyle 50 mi? Alacak da mağara da var, anladın mı? Adam oraya, hani ev yapmıştı beni, yatağı yorgardı ve hepsi mutfak olarak kullanılan yerler de var, anladın mı? Doğru. Daha o mağaraların içinde birkaç yerde daha mağaranın içinden bu tepeden su geliyor. Bak hele bu yandan. Şimdi benim bu kuyu dediğim yer var ya, buraya eskiden çok su geliyordu. Çok ne vardı. Şimdi 5-6 tane maraş yapıldı, su azaldı. Çok su geldiği zaman buraya çıkardık. Bakalım bu mağaranın kuyudaki su bulandı mı, bulanmadı mı? Yok, tertemiz su. Nereden geliyor? Bu yandan geliyor. Kayanın dibinden geldi. Evet, evet. Böyle bir hayatı var herhalde. Dedeciğim çok sağ ol. Teşekkür ederim.